Yine sıcak görüntüler. oyuncu bak. Fred dinlendi, diğer oyuncular hmm. dört gün önce savaştan çıkmış gibi yoruldular. Hava güneşli orada. 20, evet. 20 baktık. Ortalama e, hava bir 20 derece var. Bak buradaki gibi hava, hava sıcaklı. Şu anda burada da sıcak. Evet, İstanbul'da harika evet, 22 hava. 22 yani, dereceydi ben gelirken. Nisan gibi şu anda hani Ocak evet. geliyor, yılbaşı geliyor ama İstanbul'da hava. Oh, Nisan... Otoban ha. kenarında bir kaba ağacı görüyorum, her gün geçiyorum. Yanındaki ağaçların kimi kırmızı yapraklı, sarı yapraklı, kimisinin yaprakları tamamen dökülmüş. O kavak ağacının yaprakları yemyeşil, yeni sanki bahardan açılır ha. ya Mayıs ayında yapraklar. Öyle yani çekemiyorum da çünkü araba kullanırken nasıl çekeyim ama hep dikkat ediyorum nasıl bir şeydir yani. Yanındakiler tamamen yapraklarını dökmüş ya da dalında kırmızı sarı yapraklar. Onun ya, yemyeşil. Bahar gibi. Bu arada... Tekrar yeniden sıcak görüntüler geldi sevgili seyirciler. El Stadı işte burada oynanacak. Zemin güzel değil mi? Zemin çok güzel duruyor. Zeminin tab tabiatı harika. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi bu açıdan baktığımızda komple sarı tribünler Oo, ama bu taraftaki tribünler lacivert ve logolar yerleştirildi. Evet Yedep harika. Çok güzel görüntüler. Çok güzel. Sıcağı sıcağına. Son hazırlıklar ve ilk görüntüler bunlar sevgili seyirciler. Stattan, Alevval Park ve Fenerbahçe logosu yerleştirilmiş. Tabi geldikçe görüntü ekranlara getireceğiz. Galatasaray'ın yedek, Galatasaray yedek kulübesini de mutlaka arkadaşlarımız çekecek. Ekranlara getireceğiz ilerleyen dakikalarda. İşte stat bu. Gerçekten güzel bir stat. Bir kez daha vurgulayalım neler yapılacağını. 100 kişilik özel evet. bir şov ekibi olacak sevgili seyirciler ve maç öncesinde müthiş bir şov bizi bekliyor. Atatürk bayraklı ve Atatürk posterli bir seremoni olacak. Maç öncesi 100 kişilik ekip sahada müthiş bir görsel şov sunacak. Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kulüp armalarının yer aldığı ses ve ışık görselleri yapılacak. Karşılaşma öncesi Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılına özel görkemli bir tören düzenlenecek bir kez daha belirtiyorum. Montella maça gelecek. Maça Mancini gelecek. de maça gelecek. Mancini ile birlikte izleyeceklermiş. Onun dışında şunu da söyleyebiliriz. 95 kişilik yayın ekibi var. Hı hı. Bu ekipte İspanyol, Portekizli, İskoç ve Suudi Arabistanlı görevliler de maç ekibinde görevlendirilecekmiş. Yani dev bir ekip 95 kişilik yayın ekibi. Ee, tabii ki Spidercam cam dediğiniz Hı. O, çok fark yaratacak. Ee, 32 kamera alt, artı maç önü ve sonunda da 6 kamera daha destek verecek. 38 kamera rekor. 38 kamera doğru. Maçtan sonra 6 kamera daha e, devreye giriyor. Biz de statta görüntüleri kişilik, taze taze ekrana getiriyoruz. 25 bin ortalama e, kapasite 25 bin sevgili seyirciler, 25 bin futbol sever bu maçı izleyebilecek. 100 kişilikte bir ekip sahada görsel şov yapacak maçtan önce. İşte Türk bayrağı, Atatürk posterleri. Yani kulüp armalarını yer aldığı ses ve ışık gösterileri olacak. Tabii ki orada da dediğimiz gibi maç öncesi Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönemiyle ilgili görsel bir şönen yaşatılacak. Orada da Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlayacağız. Yani... Ben şuna inanıyorum. Bir algı vardı ya işte Serdar anlatmıştı ilk bölümde. Bu maçtan sonra, bu dev kupa maçından sonra herkes izledikten sonra, oradaki ortamı gördükten sonra ne güzel oldu ya. Niye biz böyle ön yargılı baktık ki olaya? Hı hı. Suudi Arabistan'da gayet güzel maç oldu. Hakemler hatasız bir maç yönetti. Var iyi çalıştı. Hak eden kazandı. Yorumları yapılacak bundan sonra sık sık böyle anlamlı maçlara Türkiye dışında çıkarmak lazım. Türkiye'de zaten lig oynanıyor. İşte alt ligler oynanıyor. Şuna da sevinmemiz lazım. Marka değerimiz için bunu yapalım. İtalyanlar gidiyor. İspanyollar, İspanyollar gidiyor. gidiyor. Bizi de yapmışlar. demek ki değerli görüyorlar Tabii. ki Suudi bir Arabistan'dan Aynen. davet ediyorlar bizi. Gelin siz Aynen. de burada oynayın diye. Bu önemli bir şey. Bir de, Zorla gidip oynamıyoruz. Mesela yani. e, İtalya Süper Kupa için işte altı sezon boyunca işte 4'lü final hmm. formatında yapacak ya anlaşmayı yapmışlar. 4 takıma toplam 23 milyon euro verilecekmiş önümüzdeki yıldan itibaren. Diğer kaybeden taraftan, de para kazanacak. Tabi ya. yani diyelim ki kupayı kaybetti bizden birisi 108 milyon dağıtılacak ya hmm. 65 milyon kupayı alan ikinci yani finale oynayıp da kaybeden de 43 milyon 43. lira alacak. Diğer taraftan da İspanya Futbol Federasyonu 40 milyon euro kazanıyormuş. Ağır Siklet boks müsabakası gibi. Orada da hatırlarsınız yani izlediğimizde evet. deriz ya. Kazanan işte kaybedende. 90 milyon dolar aldı. Kaybeden de 60. Aslında kaybedenin olmadığı bir maç. <laughs> evet. Yani o kadar yumruğu yiyor ama para Onur, bir evet. de kazanıyor. Kaybeden. Bütün masraflar çıktıktan sonra bu direkt cebine girecek para. Hiçbir masrafın yok. Her ya, şeyi tabii. karşılıyor. Onlar da karşılanıyor. Aslında. Tabii harika bir şey. Gerçekten yani, öyle. Dediği gibi bir de bu iki kez bu finali üst üste finali demeyeyim de iki büyük maçı e, Türkiye'deki futbol iklimi e, biraz zor e, yani, tepki olurdu mutlaka. Yani bu kaos ortamına neden olabilirdi. Şimdi Suudi Arabistan'da oynanması bambaşka bir ülkeye göz çevriliyor. Futbolcular da daha stresli olacak bence. Yani... Bu e, nerede oynanabilirdi diyelim ki Ankara, ne bileyim işte Samsun, e, neresi var işte Konya, yani, Bursa, İzmir, işte e, yani, Kayseri İzmir, yani verildi bizim ne o kupa finallerini ya da kupaların verildiği statlar var. Oralar yerine oralarda defalarca yapıldı bu iş. Hı hı. E, Suudi Arabistan'da yapılmasını e, ki Suudi Arabistan dediğimiz gibi önümüzdeki 10 yıl içinde futbolda tam bir cazibe merkezi olacak. Aynen. Yani Oldu her şeyi bile yapıyorlar. Yani. Oldu işte Ronaldo'lar gitti, hep daha da gidecek olan oyuncular var. Az önce izlediğimiz maçtaki atılan gollere, sahadaki yıldızlara bakarsan yani Suudi Arabistan Yıldızlar Ligi ismi resmen Pro Lig falan değil, Yıldızlar Ligi. bizim ligimiz de bize Suudi Arabistan sonuçta Suudi Arabistan'a geliyorsa aslında Durak Suudi Arabistan'a gitmeden önce Türkiye, Türkiye'den geçtikten sonra oraya işte e, Talışka gibi oyuncular bizden de Suudi Arabistan'a gidecek oyuncular olacaktır ligimizden yani kulüpler Tabii. içinde bir pazar. Fenerbahçe bu işi çok iyi yapıyor. Çok oyuncu sattı. Belki e, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor e, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'a futbolcu gönderip para kazanacaklar. Evet, bir de, pazar biz oldu gibi. bizim için de. Yani ufak tefek mesela Berat gitti geldi Suudi Arabistan'a. Var öyle transferler ama bu maç Türkiye pazarına daha dikkatli bat Tabii. bakmalarına sebep olabilir. Yol açabilir yani. Devamı gelir inşallah bir dahaki i̇nşallah. senede. Hatta farklı turnuvalarda e, sadece Suudi Sü Arabistan değil Katar'da, Azerbaycan'da, Çin'de, Hı -hı. Avrupa'da, Amerika'da Heh, her yerde. Galatasaray Nans logolu görüntü de geldi sevgili seyirciler. İşte Galatasaray'ın logosu o da şu anda ...yedek kulübesine yerleştirildi. Tabi çalışmalar devam ediyor. Evet. İlerledikçe çalışmalar, yeni görüntü oldukça... ...hepsini sizlerle paylaşacağız. Bir tarafta Fenerbahçe'nin yedek kulübesine... E, ...logo yerleştirildi. Diğer tarafta Galatasaray'ın işte... ...SpiderCam dediğimiz stadı... ...yukarıdan e, böyle örümcek ağıyla... ...örer gibi görüntüleyen... ...kamerayı az önce ekrana getirdi arkadaşlarımız... Ve zemin, Harika. zeminden bir görüntü gerçekten halı gibi derler ya. Çok güzel ya. Hibrit galiba.